Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. Çin, Allah'a ve peygambere hakaret etti. Pakistan'da bir grup Müslüman, Çin yapımı şortların üzerinde Müslümanların kutsallarına alenen saldırı niteliği taşıyan motiflerin olduğunu tespit ettiğini amatör kamerayla kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kaptanı Zümret Davut hanımefendinin sosyal medya hesabından paylaştığı video görüntülerine göre Pakistanlı şahısların elinde gösterdiği şortun üzerinde Allah Celle Celaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yazılarının yanı sıra domuz kafatasının bulunduğu etiket kısmında ise Made in China yazması Çin'in haddi aşan din düşmanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüntü kaydında gösterilen şortun ön ve arka kısmında en az 7 yerde Arapça Allah Celle Celaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lafzının bulunduğu ve hemen yanı başında aynı yoğunlukta domuz kafatasının yerleştirildiği dikkat çekiyor. Video kayıtlarında Pakistanlı Müslümanların bu rezaleti fark eder etmez önce şortun satıldığı mağazaya giderek durumu bildirdiği, daha sonra bahsi konu şortu toptan ve perakende satan Çinli mağaza sahiplerine ulaştığı ve bunu satamayacaklarını, üzerindeki kutsal simgelerin bu şekilde kullanılmasının yasak olduğunu söylemesi üzerine mağaza sahibi Çinliler, hiçbir şey olmamış gibi şortu evirip çevirip müşterinin karşısında kafasını sallayıp durması bu saldırının bilinçli olarak gerçekleştirildiğini gösteriyor. Çin'in İslam dinine ve Müslümanların kutsal değerlerine yönelik hakaret ve saldırıları bununla sınırlı değil. Öyle ki daha önce de defalarca Çin'in İslam düşmanlığını gösteren ayrıntılı fotoğraf ve görsel içerikler uluslararası basına yansımıştı. Çin'in Doğu Türkistan'da süregelen İslam karşıtı devlet terörü devam ederken Aralık 2021 yılında Çin'in Guangdong eyaleti Taishan şehrinde yer alan bir restorantın zeminine döşenen fayans üzerine kelime-i şehadet yazıldığı ve Çinlilerin üzerine basarak gelip geçtiği tepkilere neden olmuştu. O olayın ardından İstiklal TV ekibi olarak yazar İFAM kurucu başkanı Doktor İhsan Şen Ocak Hoca Efendi ile gerçekleştirdiğimiz özel sohbet programımızda tepki göstermiş ve dahi Türkiye'deki çeşitli STK'lar, akademisyenler, tanınmış vaiz, din adamları ve aktivistler sosyal medya aracılığıyla çeşitli dillerde açıklama ve çağrılar yaparak İslam alemine Çin'in ahlaksızca saldırılarına artık karşılık verilmesi talep edilmişti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Türkistan ziyareti tepki çekti. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in daveti üzerine Doğu Türkistan'ı ziyaret eden İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin Çin propagandalarına alet olması ve bu ziyaretten duyulan rahatsızlığı dile getirerek Çin'in oyununa gelmemeleri ve İslami görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunan bir basın bildirisi yayımladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi. 17 Ağustos 2023 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Çin hükümetinin Doğu Türkistan'a daveti üzerine bir heyet gönderdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na daimi temsilci olarak görev yapan Cibuti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi olan Büyükelçi tarafından yönetildi. Heyette Suudi Arabistan, Moritanya gibi 25 İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkesinin temsilcilerinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği yetkilileri de yer aldı. Toplantı sırasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleri Çin Komünist Partisi ile ilişkilerini, özellikle de işgal altındaki Doğu Türkistan'daki Müslümanların durumunu görüşmek ve bölgedeki yerel Müslüman topluluğun yaşam koşullarını gözlemlemek üzere Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeyi amaçlıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı tüzüğünde belirtildiği gibi İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin ötesinde ümmetin sosyoekonomik ve siyasi alanlardaki çıkarlarını koruma rolünü üstlenmektedir. Ancak Müslüman toplumun davasını savunma görevi olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doğu Türkistan meselesindeki sessizliği ve karışık tutumu çok endişe vericidir. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği,
İslam İşbirliği Teşkilatı heyetine Doğu Türkistan halkının haklarını koruma görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyor ve İslam İşbirliği Teşkilatı heyetinden Ürümçi ziyaretleri hakkında gerçekleri ve adaleti İslam'da öğretildiği şekilde dürüstçe rapor etmelerini ve açıklamalarını istemektedir. Ayrıca Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği İslam İşbirliği Teşkilatı heyetinden Çin'e zorla İslam'ın Çinileştirilmesi ve Doğu Türkistan'ın Müslüman kimliğinin yok edilmesini durdurmaya yönelik adım atmasını önermektedir. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Müslüman alimlerden, İslami kuruluşlardan, hareketlerden, Müslüman ülkelerden ve siyasetçilerden Doğu Türkistan halkının yanında durmalarını ve devam eden soykırımı, Çin sömürgeciliğini sona erdirmek için harekete geçmelerini istemektedir ifadelerine yer verildi. Çin basınında çıkan ilgili haberlere göre, İslam İşbirliği Teşkilatı heyetinin Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ve Çin İslam Topluluğu Başkanı Yang Faming ile 17 Ağustos'ta Pekin'de bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri, Çin'in sosyal kalkınmada büyük başarılara imza atmış bir ülke olduğundan övgüyle bahsederek, Çin'e İslam ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti ve Çin'le işbirliğinin daha da güçlendirilmesi temennisini dile getirdi. Doğu Türkistanlı gençler Manisa'da buluştu. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi tarafından düzenlenen Doğu Türkistan Gençlik Kampı açılış programıyla başladı. 22 Ağustos 2023 Salı gününe kadar devam edecek olan kampa 120'den fazla Doğu Türkistanlı genç yetenekler ve de Gençlik Spor Bakanlığı'ndan önemli misafirler katılım sağladı. Etkinliğin ikinci gününde alana gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Enes Eminoğlu, Doğu Türkistan Gençlik Kampı'na iştirak eden gençlerle sohbet ederek hemhal oldu. 3 gün sürecek etkinlik kapsamında alanında uzman hocalar tarafından sunulan seminerler, eğitim, çeşitli sosyal etkinliklerin yanı sıra okçuluk, atış, boks ve dövüş sanatları, resim sanatı, atölye çalışmaları gibi spor faaliyetleriyle gençlerin ilgi odağını çekti. Ayrıca bir önceki hafta başlayan ve Doğu Türkistan Spor ve Geliştirme Derneği tarafından İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Nihat Yüceer Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen geleneksel 6. Hurra Kupası futbol müsabakaları 18 Ağustos'ta başarıyla tamamlandı. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.